Herkese merhaba, ben Feketed ve Stoneblock'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm kendimize Atomic Reconstructor, Energizer ve Drill yaptık. Bu bölüm Drill'imizi geliştireceğiz ve aynı zamanda bir çeşit daha çiftliği de yaptık. Bu bölüm Drill'imizi geliştireceğiz ve Drill'i geliştirdikten sonra sonunda kendimize buraları kazıp düzgün geniş bir alan sağlayabileceğiz. Daha sonra o geniş alanı kullanarak otomatik enerji, odun, maden, bir sürü şey yapacağız. Bir sürü planımız var. Direkt ben Dört tane sugarcane topladım bölüm arasında bunları uzatıp. Fazla bir şey değil bölüm arasında yapılacak. Birkaç dakika mı aldı sadece ama yine de bölüm arasında yaptığım bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki adımımız şu. İkinci hız artırma için keke ihtiyacımız olacak. Kek elde etmemiz birazcık sıkıntı çünkü ee, yumurta ve süt sıkıntımız var. Şu anda onları elde etme sıkıntımız var. O yüzden ikinci hız geliştirmesini şimdilik görmezden geliyorum. Direkt onu yapmayacağım. Yapacağımız şeyler Drill Speed Augment 1. Yani bu. Ve Drill Mining Augment 1. İkiyi de yapabiliriz ileride. Fakat bunun için Empower Denor Kristal istiyor ve daha Empowerer kurulumumuz yok. O yüzden bunu da görmezden geliyoruz. Onun dışında da zaten direkt işimize yarayan başka hiçbir geliştirmesi yok. Bu arkadaşın. Fortune falan işimize yaramıyor tabii ki böyle bertada. Yani. Tek ihtiyacım olan şey birazcık ee, şey, elmas. Daha doğrusu bir tane elmasa ihtiyacım vardı yanılmıyorsam. Ben şimdi bir tane daha elmas çıkartmaya çalışacağım bu e, gravel'lardan. Burada yaklaşık iki stek vardı galiba gravel. İki stek gravel'dan elmas çıkıyor olması lazım neredeyse kesin şansıma. Acayip kötü gitmediği sürece. Hatta iki stekten de fazla koymuşum. O yüzden şansımızı deneyeceğiz bakalım umarım e, şansımız yaver gider de bu bölümde daha hızlı ve çok ilerleyebiliriz. Yaklaşık üç stek var ya olması lazım yani. Ee, Diamond Mesh. Diamond Mesh burada. Ve iki tane elmas çıkmış. İki elmas işimizi görüyor. Süper. Yedi tane emerald çıkmış. Emerald ne kadar çok çıkıyor ya. Normalde ikisinin çıkma şansı aynı olduğu halde. Çok ilginç. <laughs> Pekala. Şu elmaslarımızı bir alalım. Bize zaten 4 tane gerekiyordu. Tam ihtiyacımız olan kadar çıkmış. Süper. Bir adet daha Black Quartz gerekiyor ki Black Quartz'ımız burada var. Yani problem değil. Onun dışında 4 tane Redstone ve 4 tane Iron ki onların ikisi de gayet mevcut. Şunları yere atalım. Bunları Redstone ya kristale dönüştüreceğiz. Bap. Ve de 4 tane de ayrını atıyoruz. Bap. Daha sonra da üretimimizi bitiriyoruz. Basic Coil. Elmasları da dönüştüreceğiz. Tabii ki. Bıp. Ve de Mining Augment 1. Boom. Mining Augment'ımız hazır. Sırada da speed augmentımız var. Bunun için bir tane daha redstone harcayacağım. Dört tane daha demir harcayacağım. Ve dört tane de şekere ihtiyacım var. Burada sugar cane'im var değil mi? Evet. Bir an korktum. <laughs> bir adet daha redstone. Ve speed. Aa dört tane de demir vardı unuttum. Süper. Speed'imizi de yaptık. Böylelikle Artık hiç fena olmayan bir kazma yolumuz var. Speed'i ve mining argumentımızı koyduk. Daha sonra bir de kendimize bir batarya yapabilirsek daha uzun, daha uzun süre kazabilirim sıkıntı yaşamadan. Bunu da yapsak hiç fena olmaz şimdiden. Ee, single battery yapacağız. Daha sonra bunu e, double'a dönüştürebiliyoruz. Daha sonra onu triple'a dönüştürebiliyoruz. Triple'a dönüştürmek için empower denir kristal gerekiyor. Ve şu anda empower kurulumu direkt yapmayacağım. Yapmam uzun sürer ve yapmam bana çok büyük bir şey kazandırmaz. O yüzden double battery yapacağız. Double battery yapmak ne demek? 8 tane redstone ve 10 tane demir demek oluyor. Redstone'larımız yine bitecek yani. 8 tane redstone. Ve de 10 adet demire ihtiyacımız var. Süper. Birkaç tane de tabii ki altın. <laughs> Yapalım. Basic coil. iki tane. Daha sonra bunları advanced coil yapacağız. iki tane. Sonra single battery. Ooo. bir tane daha gerekiyor. Tamamen bitiriyoruz redstone'umuzu. Ee, çok hoş değil. Yine dust kazmam gerekecek. <laughs> Neyse ya. Benim kaderimde vardı ast kazmak. Ve double battery. Bunun da içini fullleyeceğiz. Bunun da içini fullledikten sonra oldukça mükemmel miktarda enerjimiz oluyor. Süper. Şu ironları da birleştirelim bu arada biz. Ne zaman ayrına ihtiyacımız olur? Asla bilemeyiz değil mi? Ansızın ayrın gerekebilir. Burada da yer açmış olduk hem de. Evet bu arkadaş da şarj ola dursun. Birazcık sürecek olması ve baya bir kömür de harcıyoruz. Önemli değil. Bunlar hallettiğimize göre artık ben etrafı kazabilirim. Ne kadar iyi kazabilirim? Kendiniz bakın. Çok daha iyi değil mi birer birer kazmaktan? Şimdi ben şunu yapacağım. Buradan bu stickleri alacağım. Sistemimize bir yeniden giriş yapacağız. Bu stickleri buraya koyacağız ve ben bu stickleri buraya alacağım ve daha sonra şuradan da birazcık kömür alacağım. Ve kendime bir stack torç yapacağım. Ve artık burayı bir güzel genişletebilirim ve aydınlatabilirim demek oluyor bu. O yüzden ben şimdi hemen kazma moduna gireceğim. buraları genişleteceğiz mümkün olduğunca çok. Ve etrafı da aydınlatacağım bir yandan da. Böylelikle artık küçücük bir alanda kalmamış olacağız geri geldim ve tada <laughs> yani e, iyi kazma yapınca kazarım dediğimde şaka yapmıyordum hiç şaka yapmıyordum bunlar hala yerde ayrıca sağ üstüne desteklerin için e, bütün bu taşlardan buradan çıkan ne kadar büyük alan kazmışım baksanıza kaç milyon tane taş çıkmıştır buradan kurtulmak için devnul yaptım ne olduğunu bilmiyorsanız devnul şu işe yarıyor eğer çantanızda bir şeyden 64 tane varsa ve daha fazlasını yerden alırsanız onları siliyor. Şu anda yerden topladığım cobblestone'lar otomatik olarak siliniyor. Böylelikle çok yüksek miktarda bir şey kazacaksanız ee, sizin için sıkıntı yapmıyor. O ne? Evolved Enderman? Iııı. Ee, ne? Peki neden? Eee... Normal Enderman'dan farkı neydi onun? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Bu kadar büyük alanda ne yapacağım ben bile bilmiyorum açıkçası. Alanı birazcık abartmış olabilirim alanın büyüklüğünü. Şimdi zaten bu bölüm zamanımın ee, büyük bir kısmını burayı kazmaya harcadığım için şimdilik eşyalarımı da taşımayacağım fakat bir sonraki bölüme geçtiğimde buradaki fırınlardır, işte sandıktır vesaire onları genel olarak şu duvar bölgesine doğru ittirdiğimi göreceksiniz. O yüzden merak etmeyin bunlar hep bu şekilde kalmayacak yani. Sadece şimdilik böyle bırakıyorum. Çünkü bayağıdır kazıyorum inanın bana. <laughs> evet. Sıradaki hedefimiz enerji, enerji ve enerji. Çünkü ben burayı kazarken bayağı bir fazla enerji harcadım ve harcadığım enerjinin ötürü sadece 16 tane falan kömürümüz kaldı ve bataryam da boş. O yüzden enerji lazım. Bir an önce enerji lazım. Bunun için şimdi ağaç sistemini bitirmeye başlayacağız. Kısacası şunu yapacağım. Refined Storage sistemimize otomatik olarak odun girmesini istiyoruz. Daha sonra bu odunların otomatik olarak ısıtılmasını istiyoruz. Isıtılan odunların da charcoal dönüşmüş olacaklar tabii ki. Otomatik olarak furnace generatorlara gidip ısınıp mutlu bir enerji olmalarını istiyoruz. Bunların hepsini yapmak için bizim Refined Storage'da bazı şeyler hazırlamamız lazım. Refined Storage yazarsak Refined Storage malzemeleri çıkacaktır. Öncelikle bize birazcık kablo gerekecek. Kablo, quartz enriched iron, redstone ve Glass. Sorun değil. O kadar problem değil. Ondan sonra importer ve exporter'a ihtiyacımız olacak. Bu arkadaşlar için de birazcık e, bu prosesörlerden yapacağız. Ve de birazcık da bunlardan gerekecek. Elmas falan gerekmiyor. Mavi gözüküyor diye elmas zannetmeyin. Bunlar oldukça ucuz yapılabilir şeyler. Importer, exporter ve cable dışında da herhangi bir şeye ihtiyacımız olmamış oluyor olması lazım. Ne kadar güzel şeyler söyledim. Ee, başka bir şeye ihtiyacımız yok bildiğim kadarıyla. Eğer olursa da muhtemelen yapabiliyoruzdur. Bu mod paketi pek bir şey yapmamızı engellemiyor. Canımızın istediğini yapabiliriz. Ve tabii ki buradaki Atomic Reconstructor ve Energizer'ı da biz elektrik sistemimizi kurar kurmaz taşınacaklar. Ee, evet. Peki biz bu odun sistemimizi nereye kuracağız? Aşağıya. Direkt aşağıya kuracağım. Böylelikle kolay bir şekilde saklayabilirim. Ve buraya da çok daha temiz bir şekilde gireriz. Bizi hiçbir şey görmeden dağılmış olur. Daha temiz gözükür. Aşağıya inişi de direkt olarak şuradan yapacağım. Şimdi ben hemen şuradan birazcık daha stick alayım ve birazcık şey yapalım. E, ladder yapalım. Ve umarım bu bölüm bu sistemin tamamını halledebiliriz. Ki böylelikle ben de e, daha rahat edebilirim genel olarak. Bu sistemi durmadan durmada kapatmamız gerekmez. Şimdi şuradan biz bir aşağı doğru kazmaya başlayalım değil mi? Bir tane daha sola kazalım. Yani ben normalde ne zaman hangi mod paketini oynasam evimi ve genel olarak eşyalarımı açık alana koymayı severim biliyorsunuz. Hiçbir yere kapanmayı sevmem. Ne kendim ev yaparım ne dağın içinde fazla dururum. Direkt açıklık düzlük bir alana koyarım. O yüzden bu tip bir harita benim için çok kötü. Rahatsız oluyorum ben duvarlar bana yakın olunca. Ee, o yüzden böyle büyük bir alan kazdım. ihtiyacımız ondan çok çok daha büyük. Ben böyle büyük boş alan olmasını seviyorum çoğunlukla. <laughs> evet. Tamam. Buradan biz aşağı inişimizi sağlayalım. Direkt şöyle kazmaya başlayacağım. Ne kadar aşağı ineceğiz ee, bilmiyorum. Emin değilim. Çok fazla aşağı inmeme gerek yok ama. Daha sonra şuraları geri dolduracağız. Ve bu aletin içindeki kabustanları direkt kullanabiliyorsunuz. İyi bir alettir bu devnul denilen şey. Buraya kadar çıktık. Aşağıya bir tane torç koyalım. Daha sonra şuradaki arkadaşı geri kıralım. Ve üstümüzü de kapatalım ki bir sıkıntı olmaz. Tabii ki e, falan da taşırız. Zamanla her şey. Her şeyi bir anda yapmam mümkün değil. Trapdoor falan koymama gerek yok. Kim girecek sanki? <laughs> evet. Aslında ben şu nether'ları kırayım. Nether'ları diğer tarafa koyalım. Çünkü bu tarafa doğru genişleteceğiz odayı. Daha mantıklı olur kesinlikle. Hı. Şöyle yapacağız. Çok iyi. Şimdi ben bataryamı alayım. Ee, i̇çinde artık ne kadar enerji biriktiyse. Evet. Bu kadar enerji artık bana yetecek. Daha fazla kömür harcamak istemiyorum gerçekten. Biz biraz daha elde etmeye başlayana kadar. O yüzden bir süre bu arkadaşları kendi halinde bırakıyorum. Burada 250 bin enerji var. Burada 115 bin enerji var. Bu kadar enerji bize kazmak için haydi haydi yeter. Buraları bir açalım. Çok devasa bir alana gerek yok. Zaten hani genel olarak bizim o sistemin Altına kurulacağız. O yüzden onun altından da çok çok uzaklaşmamam lazım. Ama dediğim gibi küçük odaları da pek sevmiyorum ben. O yüzden birazcık genişleteceğim, çok abartı olmasa da. Aydınlatalım biraz daha. Ee, azıcık daha genişletelim ya. Yanlara doğru iki tane daha. Ve ileri doğru dört tane. Kolay geliyor bir iki üç dört süper biraz garip kazıyorum ama <laughs> evet burayı da açtım burada da güzel geniş bir bodrumumuz olu verdi hemen bu kazmaya bayılıyorum ya şuradan su görüyorum kabul edilemez hayır bu su damlacıkları kabul edilemez onu nasıl engelleyebilirim? Yani. Ha. Ee, çok sinir bozacağım ha. Hmm. Şimdilik burayı direkt kaldıralım ya. Dur su alayım ama. İki kova su alalım. Bu suları şimdilik henüz ne yapacağımı bilmediğim için bir şey planlamadığım için ta odanın diğer tarafına atacağım. Ve burada bunlar Bizim alıp yeniden yer değiştirmenizi bekleyecekler. Şu tepedeki boşluğu da dolduracağım ayrıca. Merak etmeyin ileride. Şimdilik sadece o bodrum katında tepeden su damlaması beni acayip gıcık etti. Süper. Aşağı katımız hazır. Şimdi öncelikle genel planımız ne? Bize kaç tane malzeme lazım olacak? Onu bir planlamamız lazım. Ee, en rahat nasıl yapabiliriz ki? Hımm. Şimdi ben bir sürü hopper yapabilirim. Çünkü hopper yapması kesinlikle daha kolay şey yapmasından. Bir dakika ben bu gelişmiş şey yapmışken drill'e hemen burayı da büyüteyim biraz. Ve smelter'in de üstünü açalım ve smelter'i de büyütelim. Yukarı doğru uzatalım. Kesinlikle çok fazla işimizde yarar daha uzun bir smelter'i. Hüsnü'nün Sesi için pardon, ee, bundan önceki bölümü, eğer bundan önceki bölümü izlediyseniz okula gitmeden önce çekmiştim, şimdi de okuldan geldikten sonra devam ediyorum zaten kıyafetim falan da aynı. Tabii ki siz farklı günlerde izleyeceksiniz bunu ama. Ee, ve ben okula giderken Hüsnü daha yeni uyanmış oluyor, saban körü çünkü. Pek uyanık değil, şu anda yeni uyandı sayılır Hüsnü ve yeni uyanınca cik diyor. <laughs> Çok yapabileceğimiz bir şey yok. Güne başlarken... masum kafayı yiyor. Ee, alo? Ne oluyor? Bir dakika hemen geliyorum. Tam düzelttim. Masum son zamanlarda çok kötü şeyler yapıyor. Çok korkuyorum. Lütfen beni bırakma. <laughs> Kaç yılların masusun? Ölmenin zamanı şimdi değil. Hüsnü tarafından yaralanmış olabilirsin. Her tarafı böyle şey... Ee... Gaga izi dolu böyle mouse'un etrafı 360 derece hüsnü. Daha sonra kabloları falan ezilmiş yine hüsnü. Hüsnü tarafından saldırıya uğramış olabilirsin ama henüz yılma vaktin gelmedi mouse. Burayı iki kat daha yükseltelim. Üç kat daha. Ee, yükseltmek için malzemeler de burada. Birazcık daha ekstra yapmam gerekecek. Ee, 36 tane. Oh yetmedi. Ha. Huh. Ee, başka bir ikimiz var mı? Evet. Süper. Bam. Geri kalanını bırakıyorum. Fazladan masa yapabilirim. Drain yapabilirim. Başka bir şey yapabilirim. Yani hiç belli olmaz. O yüzden bunu kuralım şimdilik. Hop. Bap bap bap. Bap bap bap. Bap bap bap. Bap bap bap. Bap bap. bap. bap, bap, bap. Ve smelterimiz de artık çok daha güçlü. Hey süper. Smelterimizi de güçlendirdiğimize göre şimdi bu arkadaşın içine çok daha yüksek miktarlarda demir yükleyebiliriz ve biz de tam olarak onu yapacağız. Bir stek alması ideal olur. O yüzden birazcık daha yükseltebilirim ileride. Şimdilik bu kadarla yetineceğiz. Bana baya bir demir gerekecek. O yüzden bu arkadaş bir an önce çalışmaya başlasın dedim. Şimdi nasıl bir sistem yapsak emin değilim. Birkaç tane seçeneğimiz var. Öncelikle biliyoruz ki bunları yapması uğraştırıcı. Çok hızlı değil, çok ideal değil bunlar. Hızlı derken ne demek istiyorum? Hem bizim yapmamız uzun sürüyor ve zamanımızı alıyor. Hem de aletlerin kendisi de hızlı değil. Yeterince hızlı eşya da çekemiyorlar. Yani aslında birkaç farklı şey yapabiliriz. External storage yapabiliriz. Ama external storage yapacaksak e, biraz daha pahalı galiba. Yo, external storage şey ister diye düşünüyordum. Elmas ister diye düşünüyordum. İstemiyor gibi. Ha, aslında o zaman iyi olabilir ya. İki tane chest istiyor, cable istiyor. Ha. O zaman en mantıklı yapacağımız şey şu. Ee, dışarıdan sisteme eşyaları hızlı bir şekilde almamızın şu anda bir yolu yok doğru düzgün. Hani importer da alabiliriz fakat bu eşyaları birer birer alıyor. Birer birer alması kesinlikle e, yeterli değil. Upgrade yapabiliriz. Bu sadece bizi daha çok uğraştırır. Onun yerine onun yerine ne yapabiliriz? Daha mantıklı olan bir seçeneğimiz var ve bunların hepsi cover galiba 30 sayfa boyunca. Sonlarda bir biraz bir şeyler var. <laughs> ee, oyunum takıldı. Tamam geri geldik. Yaşıyoruz. Daha mantıklı olan şey bunları direkt sisteme atmamak. Neden? Çünkü hani zaten bu arkadaştan çıkabilecek kaç çeşit işte eşya var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çeşit işte eşya var. Biz de ne yaparız? 5 tane barrel yaparız. Ve 5 tane barrel'a bunları koyarız. <laughs> Ama bunda barrel yoktu. Yani eşya depoladığımız barrel yoktu. Galiba. Bir dakika. Wooden barrel. Bu eşya depolamıyor galiba. Hmm. Metal barrel. Yani drover yapabiliriz. Eee Drover'da dolma ihtimali var. O biraz üzücü. Umarım dolmaz deyip drover yapabiliriz. Ya da drover controller. Uuu bir dakika drover controller yapabiliriz. Evet. Çok iyi dur. Evet. Bu kafama yattı işte. Evet. Güzel. Drawer Controller ne diye soracak olursanız şimdi bu ikisi klasik bir kombodur. Beni daha önceki serilerde kullanırken gördünüz. Başka kişileri izliyorsanız onlar da gördünüz. Bizim Refined Storage'da bir aletimiz var. Biraz önce baktığım External Storage aleti. Bu kısacası şunu sağlıyor. Bunu siz bir tane eşyaya bağlıyorsunuz eşya depolayabilen bir bloğa. Diyelim ki bir sandık. Ve bu da sanki o sandığın içindeki aletler buraya koyduğunuz disketin içindeymiş gibi algılıyor. Direkt burada gözüküyor onlar. Ve bizim biraz önce baktığımız drawer arkadaş şunu sağlıyor. Etrafındaki drawer'lara galiba 16 x 16'lık bir alanda öyle absürt bir şeydi. Bütün drawer'lar sanki kendi üzerindeymiş gibi algılıyor. Bu ikisini birleştirince devasa bir depomuz olmuş oluyor. Planımız bu. Zaten gayet yaygın bir şeydir kullanımı dediğim gibi. Hem de aşağıya o kadar büyük bir oda yapmamız da bir işe yaramış olur. Doldukça daha fazla drawer koyabiliriz oraya. Şimdi bir adet daha elmasa ihtiyacım olacak ve birazcık daha redstone'a ihtiyacım olacak. Fakat onun dışında oldukça basit üretimi. E, Compacting Drawer da kullanacağız. Compacting Drawer içine koyduğunuz eşyaları birleştiriyor. E, blok haline getiriyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Mesela biz e, Compressed bu maden elde etmemizi sağlayan Heavy Oxygen otomatiğini yaptık. Onun içine Compressed hallerini koymamız gerekiyor. Gravel'ın, Sand'in, Dust'ın her ne yapıyorsak. Onu da bu alet otomatik olarak yapacak. Yani planımız bu ve bir sürü drawerlar. Ama e, ne yazık ki bu bölümü burada bitirmem gerekiyor. Bugünkü kısa bölüm için pardon ve e, izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Videoyu beğenmenin ve e, paylaşmanın bana yararı oluyor. Onun dışında e, bir sonraki bölümde ben bu aletleri duvara yapıştıracağım. Kenara çekeceğim, yer açacağım. Onun dışında ne yapacağım? E, aşağıya... Alet hazırlamak için birazcık daha gravel işlemden geçireceğim ben ve umarım yeterince elmas elde edeceğiz. Zaten bir tane gerekiyor. Ve bir sonraki bölüm otomatik enerji elde etme ve otomatik kömür elde etme sistemini bitireceğiz. Onu elde ettikten sonra da artık sonunda normal görevlere geçebiliriz. Enerjimiz de otomatik olmuş oluyor, sistemimiz de olmuş oluyor çünkü. Tamam. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.